Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Antalya'dan katılıyor. Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği'nden aşçı Sayın Hidayet Kızıları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Hidayet Kızıları kimdir tanımak isterler? Evet, 1977 Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde doğdum. Bu mesleğe 1989 yılında kendi memleketimde bulaşık yıkayaraktan ilk başladım. Bir taraftan okul, bir taraftan meslek şeyine, eğer okuyamazsak mesleğimizi devam ettirelim. Çünkü büyüklerimiz her zaman bizlere bu nasihati verdiler. Zamanında okuyamadım. Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesi'ni okulunu bırakmak zorunda kaldım maddiyattan dolayı. Sonra İstanbul'a geldim. 1994 yılında İstanbul'da ilk mesleğe profesyonel anlamda kendi abimin işlettiği bir kebap salonunda başladım. Sonra nasıl olduysa ben kendimi turizmde buldum. Evet. Belki, mesleğe böyle başladınız evet. Ama İstanbul'a geldiniz. Abinizin işletmiş olduğu bir kebap salonunda mesleğe başladınız. Evet, oradan başladım. Oradan turizme geçtim. İşiniz. 1994 yılında turizme girdiğimde tabii birazcık da bilgimiz var. Yine ilk çırak babında başlarken oradaki arkadaşlarımız, senin daha önce ön bilgin varmış, seni işte bir üst şey alalım, hazırlığa alalım gibisinde dediklerinde, ya hayır, ben bu yemeklerin isimlerini ezberlemem belki birkaç sene sürer dediğimde, çünkü turizmde hep yabancı mutfak olduğu için, evet. Yemek isimlerini telaffuz etmek, onlar söylüyorlardı, hızlı hızlı konuşuyorlar, hiçbir şey anlamıyorum. Bırak sen yemeğin hazırlığını, ben ismini bilmiyorum ki. Ama kendiliğinden 15 gün içerisinde bir baktım ki ben menüye tamamen hakim olmuşum. Öyle başladık. Hatırlıyor musunuz peki menüyü? O yıldaki, o mesleğe başladığınız yıllardaki menüyü hatırlayabiliyor musunuz? Hatırlama şöyle birkaç tanesinden. Evet. Mesela Türkçesi işte biberli bonfile dediğimiz, pepper steak, işte bistrogonof dediğimiz, rum steak, Diana steak. Hep bu tür şeylerden, steakler üzerinde hep gördük. Tabii bu yemekler şimdi halen olanları da var. Demode olanları da var. Mesela bir pepper steak halen vardır ama diğer yemeklerin çoğu artık o tarihlerde kaldı. Mesela Diana steak'i hiç duymadım ben. Ya genelde turizm o taraflarda olur. Hatta şöyle derler, bizim doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi, işte bize hep oradaki çalıştığımız mutfağın Fransız mutfağı olduğunu söylerlerdi. Biz de hangi mutfakta çalışıyorsun dediklerinde biz derdik, hep Fransız mutfağı. Tabii internet kullanımımız arttıktan sonra işte bu yemekleri araştırmaya başladığımızda baktık ki biz Fransız mutfağı değil de aslında dünya mutfağı, karma. Evet. İşte her taraftan bir tane alınmış. Ama dediğim gibi bize hep Fransız mutfağı dediler. Aslında bunun içerisinde Meksikası da varmış, İtalyanı da varmış, Fransızı da varmış, Çin mutfağı da varmış. Karma mutfak olarak da. Bu bize artı olarak da neyi getirdi? Herhangi bir yere gittiğimizde işte bir yemek bahsettiğinde, bir Çin mutfağının eğitimine gittiğimizde abi biz bu yemeği biliyorduk. Çünkü biz bunu işte 95 senesinde şurada görmüştük diyebiliyoruz. Evet. Mutlaka bir aşinalığımız oluyor. Halen aldığımız eğitimlerde bile halen o zamandaki o karma mutfağın faydasını hala görüyoruz. Evet. Peki halen daha eğitimler devam ediyor. Birçok katılımınız oluyor. Bu eğitimler sürekli devam edecek gibi gözüküyor. Ama sizin en yatkın olduğunuz ya da yatkın olduğunuz demeyelim de
kendinizi yakın hissettiğiniz, daha çok böyle severek yaptığınız, keyif aldığınız mutfak, Türk mutfağına yakın olan mutfak hangisi? Hangisi geldi size? Bana Meksikan mutfağı geldi. Belki Kahramanmaraşlı olmamın da şeyi, birazcık acı şeyleri de. Meksika mutfağı bana daha rahat geldi. Bilmiyorum, belki dediğim gibi acıdan dolayıdır. Hani bizim o taraflarda Kahramanmaraş, Gaziantep, Urfa hep acıyı sevdiği için işte Meksika mutfağı birazcık daha yakın geliyor. Evet. Tabii dediğim gibi diğer mutfaklar da yakın geliyor. En son çalışmış olduğumuz mutfak Hint mutfağıydı. Hint mutfağında ben biraz Afganistan'da görev yapmıştım. Orada da Hint baharatları çok kullanılırdı. Oradan geldikten sonra ben Hint mutfağının da eğitimini bir İngiliz şeften aldım. Tabii bunlar güzeldi. Şimdi ben tutup da ben Hint mutfağını dört dörtlük biliyorum demem. Ama bir restoranda Hint mutfağı çıkacaksa çıkartırız. Evet, bu da bu kadar mütevazi bir şekilde profesyonelliğinizi ortaya koyan cümle oldu, kendinizi tanımlama oldu. Mutlak surette her mesleğin kendine ait zorlukları vardır. Evet. Ama aşçılık sanki biraz daha zor gibi geliyor. Çünkü herkesin damak tadına hitap edebilmek ya da işte o ayarı tutturabilmek, o lezzeti tutturabilmek çok zor geliyor bana. Zorlukları nelerdir? Mesleğin zorlukları nelerdir? Ve bu mesleği yaparken herhangi bir meslek hastalığı oluşabiliyor mu aşçılarımızda? Ağır bir meslek mi yani? Tabii ki. Özellikle bu soru için ben size çok teşekkür ederim. Mesleğimiz çok zevkli. Ama bir o kadar da arkasında kimsenin görmediği, tabii ki ağır zorlukları var. Meslek hastalıklarımız var. Mesela ben her zaman şunu söylerim. Bizim meslekte, bizim yakinen tanıdığımız, mutlaka sizin de tanıdıklarınız vardır. Eğer sürekli bu işi yapıyorsa, kolay kolay 60 yaşını geçmez. 60 yaşında emekliliğini görmeden vefat eder. Maalesef ki bu böyle. Ben bunu daha önceki yazılarımda da, internette falan da yazmıştım. Nedeni, mesleğimiz ağır. Yağlar, buharlar, bunları içerimize çektiğimizde sigaradan daha evet, ağır şeyler var, zararları var bunların. Tabii bu damar tıkanıklığı, astım, uzun süre ayakta kalma, varisler, migren, işte mide hastalıkları, mide rahatsızlığı. Zaten hastalığın midede rahatsızlık olduğu zaman her tarafta hastalık çıkabiliyor. Evet. Saçın da dökülebilir, tırnağın da dökülebilir. Evet. Bütün hastalıkların başlangıcı midede olduğu için mesleğimizin ağır meslek grubunda sınıflandırılmasını isterim. Hatta ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bizim mesleğimiz ağır meslek, stresi fazla. 5 yıl erken emeklilik. Ben her zaman bunu savunuyorum. Keşke büyüklerimiz duysa da bizi bu rahatsızlıklardan dolayı 5 yıl erken emekli yapsa. Çünkü emekliliği kimse göremiyor dediğim gibi. Tabii zorlukları bunlar. Bir düğünün olur gidemezsin. Cenazen olur saatlik izin alırsın. Bir günlük izin alırsın tekrar yasını bile tutamadan tekrar gelirsin. Hele de yönetici değilsen. Evet. Normal bir çalışansan, yerin doldurulamıyorsa, bunlar kötü tarafları. İyi taraflarına bakarsak da şu şekilde, insanları mutlu ediyorsun. Yani şimdi hep kötü tarafından bahsedecek halimiz yok. Hem insanları, nasıl mutlu ediyorsunuz evet, insanları? Hani derler ya işte mideden geçer mutluluk şeyleri. İnsanları mutlu ediyorsun, yeni şeyler deniyorsun. Olmadık şeyleri birbirleriyle deniyorsun. Balla sarımsağı karıştırıyorsun. Zıt şekilde neler çıkıyor ortaya. Sürekli yeni şeyler şey yapıyorsun. Reçeteyi kendin yazıyorsun. Bir yarışmaya katılıyorsun. Veyahut da işte bir programda onu sunuyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki bir 5 sene sonra senin yemeğin belki ismi değişmiştir. Belki de kendi ismiyle
Yine senin karşına çıkıyorum. Var mı peki böyle bir yemek, size ait olan bir yemek? Ya, ya da bir formül, bir reçete? Şöyle söyleyeyim, tabii ki var. Ben değil, zaten profesyonel çalışan tüm arkadaşların aynı şekilde var. Nedir? Ya bizim meslekte sonuç olarak kullandığımız ürünler, özellikle Türkiye ülkemizde kullandığımız ürünler, yani sayılı diyeyim, her zaman tabii ki yurt dışından gelen ürünlerde kullanıyoruz ama işte elimizde bulunan ürünleri sayarsak, işte pazarda, kasapta, markette, bunları bir yemek yaparken belki ben 5 tanesini karıştırıyorum, siz 6.sını karıştırıyorsunuz, o yemek farklı olabiliyor. Evet. Biraz da farklı sunulduğu zaman zaten yeni bir isim ortaya çıkıyor. Hani genelde bazen isimleri şey yaparlar işte, Hidayet Usta'nın şuyu falan derler ama ben buna tamamen karşıyım. Çünkü öyle olursa o yemek şey olmaz. Sanki birazcık işte egoyu ortaya çıkartır gibi. Hani o öyle değil de ne bileyim, o şehrin adını, belki bulunduğun mahallenin adını, ne bileyim orada önemli bir mağara olur, başka bir şey olur, oranın adını, onun da bir hikayesi, oradan toplanan bir meyveden yapıldığını vesairedir. Oradan toplanan, orada yetişen bir sebzeden yapıldığı zaman, işte özelliği buradan alıyor denildiği zaman o yemek illaki bir gün karşımıza çıkıyor. Evet. Tabii bu da mutluluk. Demek ki var, öyle yemekler tabii ki, tabii çok ki. Var demek yani çok, ki. Çok, bende de var ama şimdi hangisini desem belki bir tanesi çıkacak diyecek ki olur mu canım, onu biz de yapıyorduk. Böyle derler, yani böyle bir tartışma Yaratmak istemiyorum diyorsunuz. Istemem. Gayet mütevazi bir şekilde sorunun cevabını vermiş oluyorsunuz. Evet, ama bunun yanı sıra çok ciddi başarılara sahipsiniz. Başarılara imza atmışsınız ve dünya rekoru bir pastanız var. Evet, bunu zamanında bizim derneğimizin başkanı, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği derneğimizin başkanı Bayram Ergün, onun başkanlığında 2006 yılında daha önceki 2663 metre ile Güney Afrikalılarda olan bir pasta rekorunu bizler ekip olaraktan, başkanımızın ekibi olaraktan 2006 yılında 2720.35 santim olaraktan 4 ay gecikmeli bu rekoru kırdık. Ne kadar sürede yaptınız bu 2720? Şimdi alt metre çalışmaları 35 santim. 4 ay falan, tabii bunun geri çalışmaları vardı. Planlama nasıl yapılacak? Yenilebilir olması lazım. Hijyeni, tabii bunları denetlerken doktoru, imamına kadar vardı yani yenilebilir. İşte helal gıda, bunların hepsi denetlendi tabii. Guinness tarafından denetleniyor. Normalde o gün 15 Nisan 2006'da tabii o gün hiç kimse uyumadı. Sabahın köründe cadde kapandı. İşte hummalı bir çalışmayla tüm arkadaşlarımız, onlara buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Tabii bunu burada açıklamak bana düştü. Çok emeği var herkesin. Sabahın 5'inde başlayıp 13.15'te tamamen rekor bittiğinde, tabii bir ölçüm dakikası varmış. Bunlar 12'de falan ölçüyorlarmış. Bu resmi rakam 2720.35 santim olaraktan kayıt altına alındı. Ben pastanın en sonundaydım. Böyle söyleyeyim. Hatta şöyle bir küçük bir de hikayesi var. Zamanın belediye başkanı Hasan Sipahioğlu İşte beni gördüğünde, başkanınız nerede? Cep telefonuyla aradığımda işte ulaşamadım. Dedim ulaşamadım. Başkanı bulun, bu rekor daha önce kırılmış. Çünkü biz 2650 metre, hatta 2652 metre yapacaktık. Güney Afrikalı aşçılar bu rekoru kırdı. Bilginiz olsun denildiğinde ben tamam başkanım deyip tabii bir arkadaşımızı başkana bulmasını
yolladığımızda biz bir taraftan hadi 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 kimse de komut almadan bir taraftan devam ettik. Tabii zaten dediğim gibi saati geldiğinde biz 3 kilometreyi falan geçmiştik pasta. Evet 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 3 kilometre evet. Şimdi diyeceksiniz ki pastanın tadına baktınız mı? Baktınız mı? Pastanın tadına bakamadım. Sadece şöyle bir hareketle şu şekilde bir tadına bakabildim. Pasta güzelmiş dedim. Bakamadık çünkü yarım saat içerisinde o pasta tamamen bitti. 3 kilometreye yakın evet, pasta. Evet, yarım saat içerisinde tamamen bitti. Bu kayıtlarda da var. Yardım yani, ya yardım. Kimisi işte evinden tencere, işte saklama kabı, ayakkabı kutusu, poşetlerle. Yani insanlar bir anda temizlediler, gittiler. Tabii biz kutlamasını yaptık, akşamla kutlamasını yaptık. 4 ay sonra onaylandı. Evet. Halen bu rekor sizde mi? Halen bu rekor. Şu anda bizde. Hatta burada gururla taşıyoruz bunu. Böyle bir breve var. Evet. Halen gururla taşıyoruz bunu. Evet. Peki bu başarıları neye borçlusunuz? Bu başarıları tabii ki ekip çalışmasına borçluyuz. Bizde ben diye bir şey yoktur. Ben dersek zaten çuvallarız. Biz, her zaman biz. Yani kapıdan karşılayan bir hoş geldin hostesinden tut da giderken hesabı alan kasada ödüyorsa eğer hesabı alan kasiyere kadar biz bir zincirin halkalarıyız. Bu halka bir tanesi koparsa zaten o çark dönmez. O yüzden herkes birbirine bağlı. Herkes ekip çalışmasıyla başarıyı sağlıyor. Yani bu kişisel bir başarı zaten değildir. Şimdiki çalıştığım iş yerinde de aynı şekilde. Eğer ben bir yerlere geliyorsam, tabii ki ben ekibim sayesinde, ekibe güveniyorum ki ben buralara kadar gelebildim. Şu anda benim çalıştığım iş yerinde devam ediyor. Evet. Orası devam ediyor. Ki benim gibi bir dünya şeflerinde aynı şekilde. Evet. Biz de vermiş olduğunuz bilgiler ve katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Daha nice 3 kilometre, 5 kilometre pastalar yapmak üzere diyoruz. Allah uzun uzun sağlıklı ömürler versin size. Çok teşekkür diyoruz. Ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği'nden aşçı Sayın Hidayet Kızlar'ı ağırladık. Hoşçakalın.